Senin hayatında dalgalı bir durum var. İnişli çıkışlı, sıkıntılar yaşıyorsun, tamam mı? Bunları yaşarken bazen aşağı iniyorsun, dibe iniyorsun. Dibe çarpıyor ve yukarıya çıkmak için fırsatlar arıyorsun. Neden böyle oluyor? Neden dengesiz bir hayatın var? Bunların sebebi seni aşağı çeken ayak bağları var. Şöyle örnek vereyim. Senin evinin şöyle şu odada su akıyor, damlıyor, devamlı ıslanıyor. Duvar ıslanıyor, tamam mı? Duvar ıslanıyor. Sen duvar ıslanınca ne yapman lazım? Üzerine boya sürersen tekrar ıslanacak, tekrar nemlenecek, çirkin gözükecek, hatta kokacak. Sen ne yapman lazım? Burada çatıda hangi kiremit kırık onu bulman lazım, değil mi? Asıl sorun ne? Ayak bağı ne? Seni frenleyen şey nedir? Şu aşağı çeken şey nedir? Çatıda hangi kiremit kırıldı? Onu bulmadan senin hayatın dengeli bir duruma gelmeyecek. Mümkün değil. Ayak bağından kurtulmadan, şu kiremit, kırık kiremidi değiştirmeden hayatında bir şey olmayacak değerli arkadaşlar. Onu anlatmak istiyorum. O yüzden hayatın dalgalı. O yüzden bir türlü başaramıyorsun. O yüzden bir türlü kazananlar tarafına geçemiyorsun. O yüzden sen küçük Emrah modundan çıkamıyorsun. Çünkü senin ayak bağın var. Seni aşağı çeken blokajların var. Geçmişte yaşadığın ve bir türlü kurtulamadığın ve sürekli beyninde dolaşan o travma var. Sürekli o filmi seyrediyorsun gece gündüz ve onu tekrarlıyorsun, onu söylüyorsun. Geçmişte yaşanan olayları anlattığın için ileriye bir türlü gidemiyorsun. Adım atamıyorsun. Şu anda ben seni harekete geçirsem bile 3 gün sonra unutuyorsun söylediklerimi. Yine tekrarlıyor geçmişte yaşadıkların kafanda. Çünkü o kiremidi değiştirmedin. O yağmur oradan aşağı akacak ve senin yıllardan beri oturduğun oturma odasında o koku verecek artık. Pis kokuyor. O nemli yeri hep sen boyadın, örttün ilaçlarla, pembe gözlüklerle. Olumlu bakalım, olumlu görelim diyerek problemi örttün. O yüzden bir türlü ilerleyemiyorsun. Ne yapman gerektiğini ben sana şimdi cümlelerin arasında zaten söyledim ama tekrar söyleyeceğim. Bu sorunun sebebini bulacaksın, kaynağını bulacaksın. Neden oluyor? Nereden kaynaklı? Dedenin yediği ekşi erik torunun ağzını ekşitir. Acaba deden ne dedi, ne söyledi? Bela insanın diline bağlıdır. Veya sen ne söyledin geçmişte veya annen baban? Hangi cümleyi kullanarak başına belayı çektiler? Sen dünyaya geldiğinde zaten üstün zekalıydın. %97'si insanların üstün zekalıydı dünyaya geldiğinde. Sen kartaldın, sen uçuyordun. Ama sana hep tavuk dediler. Sen inandın ve 18 yaşına geldiği zaman insanların %3'ü sadece üstün zekalı kalabildi. Acaba ne dendi sana? Hangi cümleler ile sen programlandın? O yüzden sen başarılı olamıyorsun. Onu bulman lazım. Senin ayak bağını bulamazsan ilerleyemezsin. Herkes koşuyor. Görmüyor musun? Bir bak. Başarılı insanların biyografisini bir oku. Hayat hikayelerini seyret. Onlar neden başarıyorlar? Sebebi ne? Sadece bir şey değişiyor belki. 5-10 dakikada çözülebilecek problemleri ufak bir çözümle hallettikleri için başarıyorlar. Biz de yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza hep gösterdik nasıl çözüleceğini. Onlara kendi psikoloğu olup blokajları, ayak bağlarını nasıl çözeceklerini onlara gösterdik. 6 yaşında çocuğu anlatır gibi anlattık. Onlar o ayak bağlarından kurtuldular. Daha önceden topallıyorlardı, yürüyemiyorlardı. Şimdi bırak yürümeyi, koşuyorlar, gittikleri yerlere koşuyorlar devamlı. O yüzden başarılılar, o yüzden hedeflerine ulaşıyorlar. Ufak tefek değişikliklerle oluyor. Yani şöyle düşün, sen bir uzman tarafından şuradaki kiremiti değiştirtirirsen, o zaman yağmur yağdığında şu anda bulunduğun odada ıslaklık olmayacak, nem olmayacak.
kuru olacak orası. Bir kere boyadın mı yetiyor. Ömrünün sonuna kadar vaat edeceksin. İşte sen artık bundan dolayı harekete geçmen lazım. Sorunun kaynağını bulman lazım. Bunu tek başına yapamazsın. Kitap okuyarak olmuyor. Çünkü ehliyet almak istiyorsan bunu kitap okuyarak öğrenemezsin. Araba sürmeyi kitap okuyarak öğrenemezsin. Yanında bir uzman olması lazım, bir öğretmen olması lazım. O sana yön gösterecek. Sağa git, sola git, gaza bas, frene bas, şimdi debriyaja bas, şimdi fitesi değiştir. O sana davranışları alışkanlık haline getirmesi lazım. Tek başına olmuyor. Çünkü sen bu zamana kadar yapamadın zaten. Bu anlattıklarımı belki biliyorsun, duydun. Çok duydum. Ama olmadı, olmayacak tek başına. Şimdi sana ne yapman gerektiğini anlatacağım. Yani çözüm noktalarını anlatacağım. 1. Kendini tanı. Kendine odaklan. Kırık kiremiti bul. 2. Bulduğun kiremiti değiştir. Kişisel gelişim yap. Problemi çöz. 3. Kendine değer ver. Kendine saygın olsun. Özüne saygın olsun. Kendine yatırım yap. Kendine zaman ayır. Kendine odaklan. Başkalarını suçlamayı bırak artık. Şu anda yaşadığın ne varsa hayatında, onların sorumlusu annen, baban, kardeşin, abin, ablan değil. Artık bırak onları suçlamayı. Sen problemlere değil, çözümlere odaklan. Sorumluluk alarak çözümlere odaklan artık. Çünkü hayatın sorumlusu sensin. Sen hesap vereceksin yarın ahirette. Son olarak da artık harekete geç. Vakti geldi. Ömrünü zayi etmek yok. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın hadisi şerifini kocaman yaz ve sabah akşam o hadisi şerifi oku. Dünyanın en başarılı insanları Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs, bunların senden farkı ne? Çok zeki olmalarına. Farkı ne biliyor musun? Sadece harekete geçtiler, o kadar. Harekete geçip eylem yaptılar, yani hareket ettiler, hareket edip çalıştılar, gayret gösterdiler. Birilerini suçlamadılar onlar. Televizyon başına Netflix izlemediler. Harekete geçtiler, o kadar. Sen de başaracaksın. Ben sana inanıyorum. Eğer bu videoyu sonuna kadar izliyorsan, buraya kadar geldiysen başaracağına inanıyorum. Artık sen de şimdi harekete geç. Harekete geçerek, bizim programlara katılarak sen de başarabilirsin. Sen de arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Yüz binlerce insan dünyada hedeflerine ulaştı. Onlar başardıysa senin farkın ne? Sen kendine değer verip, kendine zaman ayırarak, kendine yatırım yaptığında ne olacak hayatında? Hayatın nasıl olacak? Bir düşün, bir gözünün önüne getir, bir hayal et. Sevdiklerinle bağın güçlenecek. Daha huzurlu olacaksın, daha mutlu olacaksın. İşinde, mesleğinde daha başarılı olacaksın. Yolda yürürken bile insanlar senin o yaydığın pozitif enerjiden dolayı sana daha fazla değer verecekler. Bununla beraber çevrendeki insanlar sana daha fazla değer verecekler. Sen pozitif enerji yayacaksın ileride. Daha güçlü olacaksın. Daha dik duracaksın. Gözün daha fazla parlayacak. Hedefin var çünkü. Ve az uyku yetecek artık sana. Belki yıllardan beri veremediğin kiloları çok hızlı vereceksin. Ve sürekli şikayet değil, pozitif tarafa bakacaksın. Kendine saygın artacak. Özüne saygın artacak. Kendine daha fazla değer verdiğin için güçleneceksin. Karakterin, kişiliğin, özgüvenin artacak. Ve hedeflerine emin adımlarla ulaşacaksın biiznillah. Ve sonuç olarak daha başarılı ve daha huzurlu olacaksın. Eğer sen de aynı bu şekilde saydıklarım gibi başarılı ve huzurlu olmak istiyorsan hemen bizimle iletişime geçebilirsin. Videonun altındaki linke tıklayarak bizimle ön görüşme için başvuru gönderebilirsin. Başarılı insanların başarısız insanlara göre bir farkı da şu, önüne bir fırsat geldiği zaman hemen o fırsatı değerlendiriyor. Şimdiki gibi sen de fırsatı değerlendir, harekete geç.